Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Bugün size Türkçe dersinden görsel okuma ve anlama konusundan bahsedeceğim. Hatırlarsanız ilk dönemimizde hep beraber sizinle dikte sınavları yapıyorduk, değil mi? Dikte sınavımızın yanında bazen resimler, görseller veriyordum. O resimlerin altlarına isimlerini yazıyordunuz, değil mi? Evet, bu dönemimizde ise sadece isimlerini yazmaktan ziyade birkaç cümleyle o resimleri, görselleri biz ne yapacağız? Yorumlamaya çalışacağız. Onlar hakkında fikir sahibi olacağız. İsterseniz görsel okuma ve anlama konusuyla ilgili bir tanımlamada bulunalım. Görsel okuma nedir? Gördüğümüz çocuklar resim veya fotoğrafları anlamlandırmak veya onlar içerisinde hakkında yorum yapmaya biz görsel okuma diyoruz. Evet, görsel okumanın faydaları nelerdir? Metni açıklamak. Mesela okuduğumuz bir metni açıklayabilmemiz için görsel resimler çok daha faydalıdır, değil mi? Görsellerin olması. Metni tamamlamak veya tahmin etmek. Metnin içeriğiyle ilgili ipucu, mesela evet, mesela biz görsellere bakıyoruz. Dinleme metinlerini hatırlarsınız, değil mi? Evet, sınıfta ben dinleme metnini biz size ne yapıyorduk? Okuyorduk. Siz onu dinlerken ne yapıyorsunuz? Resimlere, görsellere bakarak metnin içeriği hakkında tahminlerde bulunuyorsunuz. Veya zihninizde ne yapıyorsunuz? Anlatılanları zihinde canlandırmak çok daha kolay oluyor. Anlamayı kolaylaştırıyor, daha da aktif hale getiriyor. Örnek veya kanıt gösterebilmek için görsel okuma çok çok önemli. Evet, şimdi tahtamızın şu tarafına bir bakalım hep beraber. Ve burada birkaç tane ben böyle görsel çizdim. Bunların ne anlama geldiği hakkında hep birlikte biraz yorum yapalım, değil mi? Evet, şimdi bakın şurada nasıl bir yüz var? Gülen bir yüz görüyorsunuz, değil mi? Evet, burada da üzgün bir yüz, değil mi? Evet. Sizce bu neyi anlatıyor olabilir? Gülen yüz veya üzgün yüz, ağlayan yüz de diyebiliriz. Evet, bize tiyatroyu anlatıyor, değil mi? Tiyatronun simgesi aslında budur. Altına tiyatro diye yazdık. Evet, bunu da şöyle bir şey oluşturdum ben. Ortada gördüğünüz üzere nedir bu çocuklar? Kitap resmi, değil mi? Görseli. Evet, bu bir kitap. Yanında da böyle hani böyle kalelerde görevler olur ya böyle veya cezalandıran kişiler olur ya böyle ellerinde de işte kılıçlar, sopalar var. Peki bunlar neye benziyor sizce çocuklar? Evet, cep telefonlarına benziyor, değil mi? Cep telefonları kitabı ne yapmış? Böyle tutsak hale getirmişler, tutuklamışlar, değil mi? Çok aslında anlamlı, değil mi çocuklar? Evet, gerçek hayatımızda da biz bu cep telefonlarına medyaya bağlı kaldığımız sürece, kitaplardan uzaklaştığımız sürece biz de böyle onlara tutsak olacağız. Aslında bu kitabın yerinde biz olmuş olacağız, değil mi? Evet, şimdi birkaç tane görselim var elimde. Resim var. Şimdi yakın bir şekilde yakın konumda sizlere göstereceğim. Evet, burada neler görüyorsunuz çocuklar? İsterseniz videoyu durdurup bunun hakkında yorum yapabilirsiniz, değil mi? Evet çocuklar, öncelikle ortadan başlayalım. Ortada bir ağaç resmi var, değil mi? Evet, buradaki çocuk ne yapıyor? Uçurtma uçuruyor, değil mi? Buradaki kız çocuk ne yapıyor? Evet, ip atlıyor. Ağaçta ne görebiliyorsunuz? Ne görüyorsunuz çocuklar? Evet, ağaçta çiçekler açmış, değil mi? Kelebekler de uçuşuyor. Yani kısacası şöyle baktığımız zaman şu resme havanın da güzel olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, güzel havalarda biz çıkarız, dışarıda oynarız, değil mi? Evet çocuklar, bu arada güzel günler yakın inşallah. Hep beraber dışarı çıkacağız. Dışarıda en yakın zamanda inşallah oyunlar oynayacağız hep beraber. Evet, bu size neyi anlatıyor sizce? Evet, doğru bildiniz. İlkbahar mevsimini anlatıyor, değil mi? Baktığımız zaman. Evet, bakın şöyle gördüğümüz zaman ne yaptık? Bir görsel okuma, yorumlama yaptık, değil mi? Bir resmimiz daha var, onu da size göstereceğim. Üç farklı görselden oluşuyor. Birinci görsele bakalım. Adamın evi. Evini görüyorsunuz. Evin hemen yanında bir su birikintisi var. Ve yamaçta ağaçlar var, değil mi? Adamın elinde ne var? Evet, balta var, değil mi? Ağaçları ne yapacak? Aslında bunu yapmaması lazım, değil mi? Evet, ağaçları kesiyor. Yani o su birikintisinden geçmesi zor olduğu için ne yapıyor? Kendine bir köprü yapmak istiyor, değil mi? Evet, o şey daha rahat geçebilmesi için. Ancak daha sonra ikinci resimde ne yağıyor? Yağmur yağıyor.
Yağmur yağıyor ve su birikintisi gittikçe artıyor. Ve en sonda üçüncü resimde adamın evi sular içinde kalıyor, değil mi? Evet. Ne kadar anlamlı bir resim topluluğu, değil mi çocuklar? Biz ne yapıyoruz? Doğaya zarar verirsek doğa da bize karşılığını bu şekilde maalesef veriyor, değil mi? Evet. Bir resmimiz daha var çocuklar. Onu da size göstereceğim. Bazen resimlerde böyle konuşma balonları olur, değil mi? Mesela şöyle şuraya çizeyim ben. Şuraya da merhaba diye yazalım, değil mi? Evet, karikatürlerden bunları çok güzel bir şekilde görüyorsunuz, değil mi? Evet, bazen resimli görsel kitapların olduğu resimlerde ne yapıyoruz biz? Güzel bir şekilde anlatabilmek için veya anlatımı destekleyebilmemiz için ne yapıyoruz? Konuşma balonları oluyor. Evet, şimdi bakalım birinci resmimiz hangisi? Birinci resmimiz şu. Evet. Evet, burada çocuk ne yapıyor? İsterseniz bu resmi ben yorumlamayayım çocuklar. Siz bu resmi yorumlayın. Defterinize kısa bir şekilde yazmanızı isteyeceğim bunu, tamam mı? Birinci resmimiz şu. Gösteriyorum. İkinci resmimiz şu. Üçüncü resmimiz şu. Ve son resmimiz bu çocuklar. Evet. Şöyle yakından dikkatli bir şekilde bakın. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde görsel okuma ve yorumlamayı işledik. Umarım güzel bir şekilde dinleyip konumuzu anlamışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.